eğitim öğretim ile her açıldığında Türkiye'de sendikalar da ve özellikle Alevi kurumsal hattı çeşitli basın açıklamaları yaparak işte din dersini istemedik, yani Diyanet'in kaldırılması gerektiğini, Alevilerin kendi inançlarıyla ilgili kendi kültürlerini kendileri vermeleri gerektiği konusunda, uluslararası yasa ve yasaların uygulanması gerektiği konusunda açıklamalar yapıyorlar. Şunu net olarak söyleyeyim, yani Alevi kurumsal hattı bu konuda basın açıklamalarını yapmanın ötesine geçemiyor. Şimdi iktidar, mekan ve iktidar arasında bir ilişki vardır. Bu çerçevede Eğmen kesimler mekana sahip olduklarında iktidarı kendi ellerine geçirebiliyorlar. Aleviler kurumları açık ve net olarak, mesela Türkiye'de birden fazla resmi dil olsunu dillendiremiyorlar. Kürtçenin Türkiye'de resmi ikinci dil olması, varsa diğer dillerin ki vardır, bunların da resmi üçüncü, dördüncü, beşinci resmi dil olmasını Alevi kurumları söylemiyorlar. Bunu net olarak söylemeleri gerekiyor. Çünkü çok dillik ve demokrasi dedim ya biraz önce, kültür arasında bir ilişki var. Belki de çok dilli bir resmi dil olduğunda doğal olarak bunun sonucu olarak demokrasi kültürü gelişecek. Aleviler de bu defa kendi taleplerini gerçekleştirecekler. Bir örnek vermek isterim. Avrupa ülkeleri değil, mesela Asya ülkelerine baktığımızda resmi dillerin ne kadar çok olduğunu görüyoruz ve bu ülkelerde de insanlar kendi dillerini, inançlarını, dinlerini de çok rahat yaşayabiliyorlar. Avrupa ülkeleri de bak. Afganistan, Pakistan, Malezya, Filistin, Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ülkelerinde birden fazla resmi dil var. Çin'de 51 resmi dil var. Hindistan'da 36 resmi dil var. Rusya'da 34, İtalya'da 11, Filipinler'de 17, Güney Afrika ülkesinde 11. Hemen şurasında yanı başımızda olan Irak'ta 4, İran'da 8 resmi dil var. Şimdi resmi dilin bu kadar yoğun olduğu bu ülkelerde ülke bölünmüyor. Belki yüzlerce farklılık bir arada rahatlıkla yaşayabiliyor. Bu çerçevede bu ÇEDES ve Yeni Müfredat programına karşı sadece basın açıklamaları değil, Alevilerin sokak gücünü de harekete geçirmeleri lazım. Mekan üzerinde söz sahibi olmaları lazım. Alevilerin Türkiye'deki demokrasi güçleri, veli dernekleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleriyle alanda ciddi boyutla bir mücadele etmeleri lazım. Eğitim öğretimin başından itibaren belki de bir hafta boyunca okulların önünde demokratik haklarını, demokratik mücadelelerini, kurumların önünde, okulların önünde, üniversitelerin önünde, ana sınıfların önünde bunu çeşitli demokratik eylemlerle dile getirip paneller, sokak eylemlerini yapmaları lazım. Alana hakim olmaları lazım ya da çok büyük bir sivil itaatsizlik eylemi yapmaları lazım. Bütün Alevi kurumlarının biz de dahil olmak üzere bu halka karşı vermemiz gereken hesabı var. Bu hakikatte dardıdar olmaları gerekiyor. Mevcut Alevi dernek hattı sistemin kabul ve red ölçüleri içerisinde kendini örgütlediğinden dolayı resmi dilin birden fazla olmasını dillendirdiğinde sistemin red ve kabul ölçülerinin dışında üçüncü bir alanla ilgili, kendi hakikat alanlarıyla ilgili söylem söylemekten çekiniyorlar. Bu ciddi bir sorundur. Aksi takdirde sistem de Alevilerin bu sorunlarını ciddiye almaz. Mevcut sistem içerisinde bile çözüm üretemezler. Şimdi yeni müfredat, 100 yıllık müfredat programına karşıyız, marif modeline karşıyız demek, biz bunu istemiyoruz, bu geri çekilsin. Böyle değildir. Bir bütünün ciddi boyutuyla öncelikle Alevi dernek hattının istemleri, talepleri konusunda Türkiye'nin demokrasi ve demokratik siyaseti konusunda kendi arasında önce birleşmesi lazım. Bir bütünün bir araya gelmesi lazım ve gerçekten de eğer Aleviler bu konuda demokratik siyasetin öznesi olabilselerdi, belki de başta Kürtlerin talepleri olmak üzere emek ve barış demokrasi mücadelesinin taleplerinin karşılanması konusunda daha kolaycı, daha yol açıcı olabilirlerdi. Çünkü Alevi zihin dünyasında işte 72 millete bir nazardan bakmak, işte Eşrafoğlu, Alhaberi, Bahçe biziz, Gül bizdedir, bizde Mevla'nın kuluyuz, 72 dil bizdedir. Türkiye'de farklı dillerin kullanılmasıyla ilgili talepte bulunmak Alevi dernek hattı açısından ötekisi olmayacaktır. Çünkü kendi inancının gereğidir. Kendi inancının gereği olarak Alevi dernek hattı Türkiye'de Kürtçenin ve diğer birçok halkın kullanmış olduğu dilin resmi devlet dili olması, resmi dil olması gerektiği konusunda bir defa söylemleri olmalıdır.
Eğer bu söylemler olmazsa talepler çok cılız kalır ve Diyanet'in kaldırılması, ÇEDES'in geri çekilmesi, işte Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'nın kaldırılması gibi söylemler havada kalan söylemlerdir. Çünkü bunlar sadece partilerin söylemleri değil. Bu projeler devlet projeleridir. Bu çerçevede Alevi demokratik hattı Cumhuriyet modernitesinin kurucu zihniyle, tekli zihniyle, ciddi boyutuyla hesaplaşmalıdır. Bu eğitim üretim müfredatın başladığı günden sizin de belirttiğiniz gibi bunların dile getirebilmesi için öncelikle bu talepleri diyelim ki uzun süre öncesinden bir araya gelip konferanslar, paneller, istemler, bununla ilgili özgürlük pedagojisini harekete geçirip konuyla ilgili uzmanlara danışarak yaşamın bütün her alanını demokratik siyasetin mekanı haline getirilip bu mekanlar üzerinden kendini var edebilir. Aksi takdirde kendi arasında birlik sağlamayan Alevi dernek hattı doğal olarak taleplerini de karşılanmaz. Milyonlarca Kürdün, Türkiye'deki bunun büyük bir kesimi de Alevidir. Reyhak mensubudur, farklı süreklerdir. Hala ana dilini bu ülkede resmi dil olarak yasal çerçeveye kavuşturulmaması, eğitim öğretim dili olmaması sadece Kürtlerin sorunu olmamalıdır. Bu demokrasi mücadelesi veren özellikle ve özellikle Alevi zihin dünyasının da olmazsa olmazıdır. Bu tip talepler öncelikle Aleviler tarafında gündeme getirilmelidir. Alevi dünyasına ciddi boyutuyla işler düşüyor. Yani bu basın açıklamalarından kurtulup Türkiye'deki milyonlarca veliyle, derneklerle bir araya gelmeli. Öncelikle kendileriyle ilgili taleplerini güçlü bir şekilde alanda görünür yapmaları lazım. Resmi ideolojiyle zihinsel, bedensel, ruhsal olarak hesaplaşmayan bir Alevi potansiyelinin, bir Alevi dernek hattının söylemlerini kabul göreceğini ben asla ve asla inanmıyorum. Diyanetin kaldırılması söylemi ciddi boyutuyla bir rejimin sistemi demokratikleşmesi gerekiyor. Çünkü Diyanet bir önce dediğimiz gibi sadece Diyanet dini araçsallaştırmıyor. Bir bütünen devletin bütün ideolojik aygıtları, kurumları dini araçsallaştırılıyor. Kamusal alan ciddi boyutuyla dinselleşmiş. Bu çerçevede net olarak Aleviler sistemin iyi ve kötüsünün dışında kendisiyle beraber yol yürüyebilecek, Cumhuriyet'in daha demokratik bir zemine taşınmasının önünü açabilecek bütün kesimlerle bir araya gelmeleri gerekiyor. Talepleri net, redleri de net olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. İşte kaç gündür